Evet, yeşil takım. Dokunulmazlık oyunu için son tadım sizde. Buyurun. Evet, Börülce ile başlayalım. Buyurun. Şef, kılçıklarını ayıkladın mı güzel? Börülcenin birazcık kılçıklı olması sebzenin kendi yapısından da kaynaklı bir şeydir. Biz hangisi kılçık, hangisi şey, biraz sizle bunun eğlencesini yapıyoruz hep beraber de yapısal olarak birazcık hafif, zaten diri olan bir sebze bu. Bol zeytinyağlı güzel bir börülce yaptım. Afiyet olsun şefim. Bu yemeğin adı ne Ruşa? Börülce ekşitmesi. Ekşilemesi. Ekşilemesi. Aynen. Peki köfte konusunda? Evet şefim. Köfte uzmanı. Sana bir soru soracağım. Evet şef. Kebap. Hamburger köftesi. Tamam. Köfte. Evet. Bu üçünün de ham maddesi kıyma değil mi? Evet. Farkları ne? Şefim, atıyorum Adana kebap sadece kuzuyla olur. Köftenin bazıları dana kuzuyla olur. Hamburger sadece danayla olur. Yani doğru bildiğin şey var da yanlış söylediğin şey şu. Evet. Baharatlar değil. Kıymanın köfte olması için senin de yaparken söylediğin gibi çok iyi yoğurmak lazım. Evet. Yoğurmak. Hamburger köftesi yaparken mümkünse makineden tek çekim, iki çekim yaptığın zaman bile sıkışmış bir vaziyette hafif köfteye doğru gider. Tek Lastik. Çekim olması lazım. Kıymada. Adana ise narin. Pardon. Sadece zırhlayarak evet. Olması gerektiği kadar suyunu kaçırmadan yapmak lazım. Yani aslında bakarsan hepsi tırnak içinde kıyma. Ama uygulamadan uygulamaya farklılık gösteriyor. Evet. Yani bu köftede iyi yoğurmak gerekiyor. Evet. İyi yoğurduk şefim. 15 dakika en az yoğurdum. Çok güzel. İçindeki kırmızılar ne? Şefim... Bilmiyorum. Ha, pul biber yok şefim. Buradaki pul biber acı değil. Ufaktan atıyorum ki biraz tadı gelsin. Acı yok. Ben yedim, acı değil. Ben de yedim, acı değil. O yanında da salata, patlıcanı, kök biberi, soğanı, pişmiş soğanı. Hepsi pişirdim. Acı değil, doğru. Güzel baba ganoş değil de işte... Güzel bir patlıcan salatası diyelim. Patlıcan tablacısı. Suma olabilir. Şefim, bugün biz takım olarak harika çalıştık. Zaten ürünlerimizden de belli. İyi oldu bu çocuğu aldığınız takımımıza. Vallahi iyi oldu. Pazarlama. Keşke. Berat pazarlama. Şeyden, Çağlar'dan tabii, eksik kalan pazarlama kısmını Berat götürdü. Peki. Eti kuzuyla, kuzu ağırlıklı. Dana da var içinde. İrmik filan hepsi göz kararı. Öyle reçeteye bağlı kaldım tabii. İrmik falan atmam normalde. Karbonat falan atmam. Ama reçetede yazıyor diye hep göz kararı attım. İnanılmaz bak. Tam şu anda uçurumun kenarındaki viraja 90'la girip vites küçüldü, evet. Hemen yan döndün, evet. Yani böyle. Türkiye o yüzden seviyor Berat'ı. Evet. Evet, gelelim Mafiş'e. Efsanesi. Mafiş'in efsanesi. Mafiş efsane olduğundan haberdar mı acaba? Haberdar tabii şefim. Çok sevdiğim bir, daha önce de yapmıştım. Karayılan. Tarifi. Kimin? Çok sevdiğim bir şefimin tarifi. Gerçekten benim, evet, daha önceden de yapmıştım bir Balıkesirli bir arkadaşıma. O da çok beğenmişti zamanında. Yine aynı tatlıyı yaptım. Öyle güzel. Biraz ince değil mi Kadir? Yani değil şef. Olması gerektiği. Çünkü kabartma tozu da attığımız için iyice şişti. Şerbeti de güzeldi. Tam böyle 1'e 2 şerbet. Güzel cevizleriyle beraber tadına da bakıldı. Çok güzeldi yani tadı. Arda şefim, biz bugün hak ettik. Ferah. Biz bayağı bugün hak ettik. Güzel çalıştık. Aynen. Gerçekten hak ettik. Mor takım hak etmedi mi? Biz çok iyi çalıştık. Bugün. Yani şefim, ben hiçbirinin lezzetine bakmadım ama şöyle görünüş olarak biz bugün hak ettik. Hepsinin ben tadını da biliyorum. Yani takımdaki o sinerji harikaydı. Çok iyiydi. Ne harikaymış duymadım. Sinerji. Sinerji. Buyurun bakalım arkadaşlar. Sağ olun. İlk takımda alın bir malları. Sürüm çıkardık. Alın mallarınızı. Bunlar bende. Evet arkadaşlar, zor karar zamanı bizim için. Güzel, baş başa, at başı giden bir yarışma. Ama tabii ufak farklar, şimdi konuşacağız aramızda, bize müsaade edeceksiniz. Bir 5 dakika tartışalım. Az sonra görüşeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.